Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu videoyu yine son dakikaya bıraktım. O yüzden birazcık telaşlıyım. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere Ekim favorilerini çekeceğim. Ekim çok çok yoğun bir aydı. Gerçekten uzun süredir bu kadar koşuşturma içerisinde olduğum bir ay yoktu yani. İstanbul'a gidip geldim. Belgesel çektik, dersler yoğunlaştı zart zurt cart zurt, o yüzden çok çok yoğundum. Sizin Ekim'iniz umarım iyi geçmiştir. Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Ekim ayındaki birkaç favorimden bahsedeceğim. Lafı çok uzatmak istemiyorum, o yüzden hemen videoya geçelim. Öncelikle filmlerden başlamak istiyorum. İstanbul'a gidip geldim dediğim gibi ve bu seyahatim içerisinde Ankara'da iptal edilen Film Ekimi Film Festivali'ne katıldım. Çok güzel bir seçkisi vardı bu sene Film Ekimi'nin. Gerçekten fazla iyiydi. Ankara'ya gelemeyince o yüzden bayağı üzüldüm. İlki ve bu ayki favorim olan filmde After Sun. After Sun Allah. 2022 yapımı bir film. Ve yönetmen Charlotte Wells'in ilk filmi. Şöyle bir şey anlatıyor. After Sun bir tane genç baba ve kızının Türkiye, Fethiye, Marmaris, o taraflardaki, Muğla'daki tatilini anlatıyor böyle bir haftalık. Çok iyi. Gerçekten o kadar iyiydi ki bir kere Paul Mescal oynuyor. Paul Mescal Normal People'dan bilebileceğiniz bir oyuncu. Normal People'da Connell'ı oynayan Paul Mescal burada da yine döktürmüş yani, size öyle söyleyeyim. Gerçekten çok iyi bir oyuncu Paul Mescal. Gerçekten burada da aynı şekilde genç bir babayı oynuyor. 30 yaşına yeni girmiş bir baba. 12 yaşında bir kızı var. Ve bu arada gerçek hayat hikayesi. Yönetmenin kendi babasıyla olan ilişkisini anlatıyor. Bir nevi en azından. Ya Türkiye'de geçiyor olması belki de beni bu kadar çok etkiledi. Çünkü ya şöyle bir hemen bir geri şey yapacağım. Dediğim gibi ben bunu Film Ekimi'nde izledim ve Film Ekimi'nde Atlas Sineması beni o kadar rahatsız edecekti, iyi ki fark ettim. Film Ekimi'ndeki sinemalardan, salonlardan biri Atlas Sineması, İstiklal'de olan ve o sahne, o sinema salonu çok başka bir mevzu. Çok başka bir mevzu ve ben After Sun'ı sadece orada gidebiliyordum. Tek bir günüm vardı bu arada festivale katılmak için. İşte gittim. Girdiğim salon zaten salon mükemmel yani salon. O kadar iyi ki yani. Eğer İstanbul'daysanız ve sinemayı seviyorsanız gerçekten Atlas Sineması'nı bir kere deneyimleyin. Gittim girdim içeri ve yerim o kadar güzeldi ki. O kadar fazla ağladım ki yani bu filmde. Sonrasında Sinema Society ile bizim Bilkent'teki sinema kulübüyle tekrardan izledim arkadaşlarımla beraber. Ve sonrasında da hani uzun bir süredir ilk defa bir film hakkında bu kadar tartıştığımızı hatırlıyorum. Hani ben ikinci kere izlediğim için böyle birkaç noktayı yakalamıştım. Onları arkadaşlarıma aktardım. Onlar üzerine tartıştık ve gerçekten çok çok iyi bir film. Manyak iyi bir film. 2022 bu film yani ya. Gerçekten hani bu sene ciddi bir şekilde bu kadar beğenerek izlediğim bir film olduğunu hatırlamıyorum. Çok çok iyi bir film. Ve hani Candan Erçetin Gamsız Hayat. Yani bunu diyorum, eğer filmi izlediyseniz Candan Erçetin Gamsız Hayat. Of yani. Of. Sinemada izleyebilirsiniz. Çünkü çekimler de çok güzel. Yani gerçekten çekimler mesela izliyorum ve diyorum ki hani canım ülkem, canım vatanım, çok güzel ülkem. O kadar güzel çekmişler ki tabii bu arada hani İngiliz'e zaten bizim ülke cennet. Ama bize de cennet. O yüzden hani genel olarak çok güzel çekmişlerdi ve çok beğendim. Ya eminim ki duymuşsunuzdur bu kadar iyi olduğunu falan filan ama bir Türk gözüyle siz de izleyin. Kesinlikle çok daha başka bir deneyiminiz olacak bence. Evet. Filmlerden bu kadardı. Evet, Ekim'den bu kadar. Şimdi sırada dizilere geçelim. Yani olmayan dizilere geçelim. Bu ay dizi izlemedim. Ya şey nedir onun ismi? Dizi izlemek birazcık gözümde büyümeye başladı, ne yalan söyleyeyim size. Çünkü bu ay dediğim gibi çok koşuşturma içerisindeydim. Şimdi kitaplara geçelim. Kitaplarda da çok hoş bir kitap var elimde. Bunu bana teyzem Amerika'dan getirdi ama bir şekilde bulabilirseniz bence genel olarak şu an günümüz modern zaman LGBT, en azından Amerika'daki LGBT deneyimini çok iyi açıklayan bir kitap. O da Felix Ever After diye bir kitap. Amerika'daki LGBT deneyimini çok iyi anlatıyor. Ve diyeceksiniz ki şimdi gerizekalı Zeynep, Amerika'daki LGBT deneyiminden kusacağım artık. Herkes zaten onu anlatıyor. Ama bu birazcık farklı. Şimdi bu kitap neden farklı onu açıklayacağım. Ana karakter gay, trans ve aynı zamanda
Sanırım siyahi değil mi? Ya siyahiydi ya da işte Güney Amerikalı, Metin Amerikalı yani. Bu deneyim mi hiç okumamıştım. Ne yalan söyleyeyim şimdi, hani kitap New York'ta geçiyor. O yüzden hani bu konuların genel olarak zaten tartışıldığı ve bu konulara genel olarak açık olan bir yerde geçiyor kitap. Bu insanın genel olarak yaşamı nasıl deneyimlediğini çok iyi anlatıyor. Bence zaten yazarı da aynı şekilde sanırım, ama belki kendisi de queer bir siyahi yazar. En azından öyle anlıyorum buradan. Çocuk kitabı. Kesinlikle yetişkin kitabı olduğunu savunmuyorum. Günümüz Amerika'sındaki LGBT gençliğinin neler yaşadığı, nasıl şeylerle de deneyimlediğini güzel anlatıyor kitap. Keşke aynısını Türkiye'de de görebilsek. Yani bunu okurken direkt aklıma zaten o geldi yani. Keşke bunun gibi kitaplar, bunun aynısını demiyorum tabii ki de, ama bunun gibi kitaplar Türk gençlerine de en azından yalnız olmadıklarını gösterebilse. Aynı zamanda bu kitap romantik bir kitap bu arada. Birazcık kitabın kendisinden de bahsedeyim. Felix'i anlatıyor. Felix'e karşı bir nefret söylemi işleniyor ve bununla boğuşurken aynı zamanda işte gençlik tabii mantıken işte aşık olmak istiyor, şey yapmak istiyor, cart cart. Çok tatlış bir kitaptı. Aynı zamanda Friends to Lovers var azıcık. Azıcık değil bayağı. Friends to Lovers var ve ben Friends to Lovers seven, Friends to Lovers gördüğüm zaman höpleten bir insan olarak çok beğendim. Çok severek okudum. Çok tatlış bir kitaptı. Bulabilirseniz rahat bir okuma kesinlikle öneririm. Evet. Bu da bu şekilde. Şimdi şarkılara geçelim. Bu ay çok fazla şarkı dinledim. Yani öyle böyle değil. Bir kere azıcık self promotion yapalım. Öncelikle iki tane çok sevdiğim sanatçının yeni albümleri çıktı. Five Seconds of Summer grubunun Five Sauce Five albümü ve Taylor Allison Swift'in Midnight albümü. Onların ikisini de tepki gösterdim albümü ilk defa dinlediğim zaman. O yüzden onları buradan izleyebilirsiniz. Bence çok tatlış videolar oldu ama çok izlenmedi. O yüzden eğer izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Burada hani şarkıları dinletiyorum size ama orada daha görüşümü açıkladığım için. Neyse ya, aynen öyle yani. İzlerseniz çok mutlu olurum. Bu şarkıları ve daha fazlasını aşağıdaki playlistimden bulabilirsiniz. Spotify çalma listemden. Evet. Şimdi şarkılara geçelim. Yazın The 1975 ile alakalı söylediğim her şeyi geri alıyorum. Çünkü bu albüm çok iyiydi. Fazla iyiydi. Gayet iyiydi. About You çok iyi bir şarkı. Neyse, o yüzden bayağı iyi albüm, bayağı iyi albüm. O videoyu izlemek isterseniz de o da buradan izleyebilirsiniz tekrardan. Şimdi son kategoriye geçiyoruz zaten. Aynen. Yani erken geleceğim her şekilde. Kalacağımı zannetmiyorum da film ne kadar ona bakmam lazım. Sen bilirsin. Burada bir yere gitmeyeyim. Film 1,5 saat hala. Filmde Saygın Soysal oynuyormuş. Evet.
Saygın Soysal'ı çok severim. Çok yakışıklı buluyorum beyefendiyi. Her neyse devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet şimdi İstanbul, iptal edilen İstanbul Konseyi demişken Ekim ayındaki diğer şeyler kategorisine geçelim. Diğer favorilerim olan şeyler. Bu kategori eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız diğer kategorilere sığdıramadığım uymayan şeyleri bu kategoride anlatıyorum. O yüzden ilk anlatacağım şey de İstanbul'da olan 7 Ekim'de Men I Trust konseri. Men I Trust konserinde asla bu kadar eğleneceğimi düşünmemiştim. Çok chill, çok hatta uyku festivali gibi bir şey olacak gibi düşünmüştüm ama çok eğlenceliydi. Öncelikle Twitter'daki en eski arkadaşlarımdan biri olan Cerem'le gittim. Çok eğlenceliydi. Aynı zamanda liseden arkadaşım Ozan'la geldi. Cerem'in Erasmus'la tanıştığı insanlar falan da geldi. Yani genel olarak çok eğlenceliydi. Hiç bu kadar eğleneceğimi düşünmemiştim. Men I Trust en grup direkt konfor salıyor. Tek bir enerji salıyorlar, o da konfor. Yani gerçekten çok sakin bir gruptu ama çok tatlılardı. Özellikle solist Emma çok tatlıştı. Ve çok yakın anladım bu arada. Söylemesi ayıp. Ama bence göz göze gelmedik bu arada bak. Genelde derim bence göz göze geldik diye ama bunda gelmediğimize inanıyorum o yüzden. Sonra dediğim gibi film ekimine gittim. İşte İstanbul'a gittiğim zaman Men I Trust konseri için ertesi günde film ekimine gittim. Film ekiminin genel olarak şey nedir onun ismi? Buraya koymamın sebebi bu sene seçkisi gerçekten çok güzeldi. Bayağı iyiydi yani. Ankara'da olmaması beni gerçekten çok üzdü. Ve Atlas Sineması çok iyiydi. Atlas Sineması hayatımda gittiğim en güzel sinemalardan biri. Belki de en güzel sinema yani. Çok iyiydi. Gerçekten çok güzel bir sinema. Tekrardan diyeceğim ama eğer İstanbul'daysanız ve sinema severseniz kesinlikle uğrayın, kesinlikle gidin. Öyle bir liste çıkarabilirim biliyor musun? Böyle İstanbul'a kesinlikle gitmeniz gereken sinemalar diye. Her neyse. Bu da bu şekildeydi. Bu ay Cadılar Bayramı'nı da kutladım 31 Ekim'de. Okula Easy A filmindeki Olive karakteri gibi gittim. Ve birkaç kişi beni tanıdı. Dedi ki sen Easy A'deki kız gibi mi oldun dedi. Ben de dedim evet. O yüzden bir kere egomu inanılmaz yükselttikleri için o insanlara çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak da bence 2017'den beri kutluyorum ben bu bayramı. Cadılar Bayramı kariyerim boyunca yaptığım en iyi kostümdü. İki şey daha söylemek istiyorum. Öncelikle bir tanesi. Eti'nin bir tane çikolatalı gofreti var abi. Direkt hatta hani Ülker çikolatalı gofretin eti versiyonu ama eti versiyonu çok daha iyi. Ama gofreti, hani gofretin kendisi Hoşbeş gofretinden yapılıyormuş. O yüzden bu ay full ondan yedim yani. Otomatta 4 lira verip servet kazandırdım yani bizim okuldaki otomata yani. Öyle diyeyim size, çok iyiydi, bayağı iyiydi. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Quick China'yı da önerebilirim. Quick China'ya gittim ben. Bunu ben geçen ay da söyledim sanırım. Bunun bu arada Asya mutfağıyla ne alakası var bilmiyorum ama orman meyveli limonata içtim, tamam mı? Abi ve hayatımda içtiğim en güzel şeylerden biriydi. Iced tea şeftali ile kapışır demek istemiyorum çünkü sadece bir kere içtim ve bir kere daha gidip içmem lazım ama o an yaşadığım duygular inanamadım. Çok iyiydi. Fazla iyiydi. Quick China'ya gidip orman meyveli limonata söylüyorsunuz benim için. Yani gerçekten çok çok iyiydi. Çok pahalıydı bu arada. O limonataya o kadar para verdiğime çok üzülüyorum ama fazla iyiydi. O yüzden ayda yılda bir gidip içeceğim yani. 40 lira gibi bir şeydi bir limonata. Ama olsun. Evet. Bu aylık benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi eğer izleyebilirseniz, ilginizi çekerse, albüm reaksiyonlarımı izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü en fazla efor sarf ettiğim videolardan biri o ve çok az izlendi. O yüzden gerçekten çok mutlu olurum eğer bir gidip bakarsanız. Instagram'ımı takip ederseniz de çok sevinirim. Evet, bu da bu şekilde. Instagram'da takip edin lütfen. Bir sürü şey paylaşıyorum Instagram'ımda şu sıralar. Instagram fenomeni olma yolundayım. Değilim. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Şimdilik gidiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bu videoyu. Görüşürüz. Hoşçakalın.